Merhaba sevgili izleyiciler. Bitkilerin dünyasındayız. Elimde güzel bir şişe var, pembe. Kadınları yansıtır pembe ya. Zaten kadınlar için hazırlanmış bir ürün. Kadın hastalıkları için dedi bize Adnan Kurtuluş, 40 yıllık aktarımız. Merhaba Adnan Bey. Merhaba efendim. Elinizdeki ne? Elimizdeki civan perçemi. Civan perçemi. Kadın hastalıklarında iltihap sökücü özelliği olup doğurganlığı da arttıran bir üründür. Hı hı. Aynı zamanda vücuttaki bütün problemli olan bölgeleri temizleme özelliği var. İltihap sökücü özelliği İltihap var. İltihap söküyor. Bunun yanında suyunu da kullanırlarsa, hı hı, bayanlar bilhassa ayak üşütmemek ve belini üşütmemek kaydıyla, hı hı, günde sabah akşam kullanırlarsa aynı zamanda doğurganlığı da arttıran bir özelliği var. Doğurganlığı da artıran bir özelliği, evet, var. Çocuk sahibi olmak isteyen olamayan, aynen, hanımlar tıbbi kısınlıkta tedavi de görüyorlar belki ama tıbbi tedavi tabii ki öncelikle tıp. Ama destekleyici olarak da bundan çok, çok iyi geldiği söyleniyor değil mi? Evet, kaliteli bir üründür. Hı-hı. Bunu düzenli kullanırlarsa 2-3 ay içinde Allah'ın izniyle netice alan çok müşterilerimiz var. Ne kadar güzel. Ama önce tıp diyoruz tabii önce ki. Tıp. Önce tıbbın her zaman, her zaman alın peki, gibi. Peki var mı civan perçeminin başka mutlaka vardır? Çok çok şeyleri var. Bunların tek çok en büyük özelliği iltihap sökücü olması, hı-hı, ve rahim ve yumurtaları temizlemesidir. Hı-hı. Bu da doğurganlığı artıran bir özelliğe sahip oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi sarı. Güzel. Hı-hı. Papatya'yı andıran güzel bir bitki. Bitki. Yine kaynar suya atıp demleyin. 3 dakika demliyorsunuz. Bütün bitkiler, bakın bir zencefil hariç, hı-hı, bütün bitkiler kaynatmayla elde edilir. Demlemeyle alınan ürünlerden %70 faydalanamazsınız. Kaynatmayla elde edilir. Tabii 3 dakika çok kaynatılır. Önemli. Evet. Çok kaynattığınız zaman acı olur, içme sıkıntısı, doğru, yaşarsınız. Ama tatlandırıcı olarak da limon veyahut da doğal bal kullanırsınız. Doğal bal kullanılabilir. Hı-hı. Peki Adnan Bey, teşekkür ediyoruz. Rica ederim.